12 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kahire'ye gitti. Şimdi bugünkü görüntülerde ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle beraber gitti. Sisi ailesi tarafından çok güzel bir şekilde karşılandı. Havalimanı karşılama görüntüleri de bunlar. Bu görüntülere baktığımızda Mete Bey, aslında çok pozitif bir atmosfer vardı bugün. Bundan sonraki süreci de özetler nitelikteydi, değil mi? Tabii burada en önemli mesele Mısır ve Türkiye'nin bölgesel konularda ortak bir vizyon oluşturmaya çalıştığını görüyoruz ve bu konuda bir irade olduğunu görüyoruz. Bu sadece işte Mısır-Türkiye ticaret ilişkileri vesaire değil. Doğu Akdeniz'den başlayarak Orta Doğu'da, Afrika'daki birçok dosyada Mısır ve Türkiye'nin bakış açılarının ortak bir vizyonla kaynaştırılması ve bu şekilde Mısır ve Türkiye'nin ortak adım atması düşünülüyor. Burada tabii genelde resmi açıklamalara baktığımız zaman işte 15 milyarlık bir ticaret hedefi vardı. Evet. Bunun olduğunu görüyoruz. Ama ben yıllar öncesinden Ankara-Kahire normalleşmesini birinci ağızdan, Kahire'den de takip ettiğim için burada tabii farklı bir takım konuların konuşulduğunu da biliyorum, görüşüldüğünü de biliyorum. İzninizle bu Mısır-Türkiye normalleşmesinin birçok boyutu var. Ben izninizle başlıklar halinde... Sizin bir de yazınız vardı 12 Şubat'ta yayınladığınız. Evet, evet. O yazı üzerindense lütfen buyurun. Tabii o da var. Orada da bahsetmediğim, hani buraya Haber Global'e ayırdığım bilgiler vardı. Lütfen. Yani neticede her şeyi yazmıyoruz oraya. Tabii. Ki söyleyecek şeyimiz olsun. Lütfen. Libya meselesinin ben gündeme geldiğini biliyorum. Daha önceki heyetler arasında da bu ilk başta istihbaratlar düzeyinde başlamıştı. Mısır ve Türk istihbaratı, daha sonra Türk Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birçok konuda mutabık kalındı. Fakat burada şunu söylemem gerekiyor. Türkiye Mısır'la ilgili konularda ya da diğer konularda hepsini bir anda çözme niyetinde. Ama Mısır tek tek gidilmesi, çünkü örneğin Akdeniz'deki Yunanistan'la imzaladığı anlaşmada Türkiye'nin haklarını ezmeyecek şekilde ya da kırpmayacak şekilde bir tutum sergilediğinin altını çizeyim. Burada bir Libya meselesinin gündeme geldiğini biliyorum. Burada özellikle Rusya'nın hem Wagner askerlerini, paralı askerlerini Libya'ya getirmesi, birkaç gündür de oraya, bu ziyaretin bir gün öncesinde T-72 tabir edilen eski Sovyet tanklarını Halife Hafter yönetimindeki birliklere göndermesi, bu da Rusya'nın bir mesajı olabilir. Ama neticede Mısır ve Türkiye'nin uzlaşısı, normalleşmesi, Libya'daki bu cancavit denen ya da Afrika'dan da getirilen paralı askerlerin Libya'nın doğusundan söküp atılması manasına gelecek. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Libya meselesinde Mısır, Türkiye ve Rusya arasında bu yabancı savaşçıların Wagner'de dahil olmak üzere sökülüp ülke dışına çıkartılması konusunda muhtemelen görüşmeler olacak. Neticede bu ziyareti sadece biz takip etmedik ya da Kahire'de Mısır basını takip etmedi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü kulağı iki gündür Kahire'deydi, açık söylemek gerekirse. Burada sadece Mısır'ın bir endişesi vardı Türk tarafına ilettiği. Özellikle 2022 yılında imzaladığı Etiyopya ile bir savunma işbirliği anlaşması var. Bu konuda bir rahatsızlık demeyelim ama bir endişenin Türk tarafına iletildiğini biliyorum. Çünkü bu savunma anlaşması kapsamında Türkiye'nin Etiyopya'ya askeri manada bir desteği var. Bu meselenin sebebi de Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı ya da kamuoyunda bilinen adıyla Rönesans Barajı olarak bilinen bir proje var. Ki burada Etiyopya bir hidroelektrik santrali ya da üreticisi devi olmak istiyor Doğu Afrika'da. Fakat Nil nehrini besleyen Mavi Nil nehrinde oluşturulduğu için bir baraj, işte kuraklık, taşkın vesaire gibi hem de güvenlik endişelerinden dolayı ve yağan yağmurların oradaki şiddetinden dolayı Mısır ve Sudan'ın itirazları var. Gene de ben burada bir parantez açayım. Türkiye-Mısır normalleşmesi olsa dahi en azından Ankara'dan bu konuda tarafsız olmasını Mısır istemiş olabilir. Çünkü biz Gazze'yi, Orta Doğu'yu, Suriye, Irak'ı vesaireyi konuşsak da bölgede Mısır ve Sudan koalisyonuyla Etiyopya'ya karşı bir askeri müdahale meselesinin de halen Kahire'nin ve Sudan'ın masasında olduğunu söyleyeyim. Bir askeri çatışma riski var. Bir sonraki mesele, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Mısır'ın askeri tatbikatlarının devam etmesi gündeme gelecek. Deniz kuvvetlerinin, bu Mısır ve Türk donanmalarının askeri tatbikatlarına ara verilmişti yıllardır. Ve gene ortak askeri Akdeniz'de tatbikatlara başlayacaklarını biliyorum. Akdeniz meselesinde de bu özellikle Türkiye-Mısır arasında beklenen bir deniz sınırı anlaşması meselesi var. Ben bu konuda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kahire, Yunanistan ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı anlaşmayı Türkiye ile normalleşme için çöpe atmayacak. Var olan durum üzerinden bir değerlendirme yapılacak ve bununla ilgili önümüzdeki dönemde de bunu net bir bilgi olarak söyleyebilirim. Mısır, Türkiye, Yunanistan arasında, hatta Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir deniz sınırı anlaşması yapılması konusunda bir arabuluculukta bulunacağını da söyleyebilirim net bir şekilde. Aynı zamanda gene savunma sanayi meselesinde ortak mühimmat üretimi Mısır'da gündeme gelecek. Bir fabrika kurulması gündeme gelecek ama Mısır'ın Türkiye'de TRLG-230 füzesi, MAM-C, MAM-L, lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi MAM-T gibi mini akıllı mühimmatlarla ilgilendiğini ve satın almak istediğini biliyorum. L-UMTAŞ ve orta menzilli tank savar silah sistemi UMTAŞ-KARAOK gibi kısa menzilli tank savar silahı ve Atmaca gibi gemi savar füzelerinin de satın alımıyla ilgili Kahire'nin yakın takibinde olduğunu ve muhtemelen de bu anlaşmaların şu an imzalandığını herhalde söylemem mümkün. Ve bazı ürünlerin ve mühimmatların dediğim gibi Mısır'da ortak üretimi gündeme gelecek. Bu da önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanır. Nereden aldınız derseniz Kahire'den aldım. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bir de izninizle bu Akdeniz meselesinden ziyade Libya meselesini konuşmuştum. Bir de bu Mısır, Yunanistan ve Türkiye arasında bu Doğu Akdeniz meselesiyle alakalı bir mesele var. Bu da Türkiye Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığı için var olan konjüktür üzerinden aynı terminolojiyle ama ekonomik anlamda çıkarları ön plana çıkartarak bir Mısır bir arabuluculuk yapmak istiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Çünkü ben bunu sorduğum zaman örneğin Türkiye ile Mısır böyle bir deniz sınırı anlaşması imzaladığı zaman örneğin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yönetimiyle Mısır 2003 yılında imzalamış ve bu anlaşmaların iptal edilmesi pek mümkün değil. Ama Mısır'da benim görüştüğüm, başvurduğum kaynaklar Yunanistan'ın da bazı deniz sınırı alanlarının tırpanlanarak, burası önemli bir not, Güney Kıbrıs'ın da bazı yerlerinin tırpanlanarak, Güney Kıbrıs'ın daha doğrusu Kıbrıs'ın batısında da Türkiye'nin hak iddiaları var Akdeniz'de ve buralardan da herkesin bir anlamda bir yerlerden fedakarlık ederek Mısır'ın ortak bir noktada buluşturarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye olmak için kulis ve arabuluculuk yapacağına dair de bir bilgim var. Bunlar görüşmelerle olacaktır ama Mısır önemli bir arabulucu olacak. Burada en önemli notu, medyada hiç bahsedilmeyen bir şey de şurada söylemek isterim. Daha önceki görüşmelerde, örneğin sizin de bahsettiğiniz görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde arabuluculuk yaptığı medyaya yansımıştı. Bu Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın hiçbir yabancı, üçüncü arabulucu güç olmadan istişareleriyle, yani istikşafi görüşmelerden normalleşmeye getirilmiş bir görüşme. Herhangi bir üçüncü ülkenin bir arabuluculuğuyla gerçekleşmedi. Bunun da altını çizeyim. Yani ne bir Amerika, ne bir Suudi Arabistan, Katar ya da Arap Emirlikleri araya girip sizi masada oturtalım, işte siz Kahire'ye gelin, siz Ankara'ya gelin gibi bir arabuluculuk olmadı. Bu Ankara ve Kahire'nin inisiyatifiyle, birebir temasıyla olmuş bir görüşme.